Binlerce yıllık geçmişi ve tarihi yapıları ile turistlerin gözde mekanı haline gelen Gaziantep'in yöresel kumaşı olan kutnu büyük ilgi görüyor. Alayım buradan. Antep'in gururu. Onlar bu yüzden maşallah. Gönderdim ben size videolar. Allah razı olsun. Evet. Dün akşam geldik ilk buraya. Evet. Sen neredesin? Ben Spartalıyım. Bizim tamam. Geçmişimizi anlatacağım ben size. Tamam, teşekkür ederim. Benim atam ecdadım Halep'ten buraya gelmişler. Osmanlı döneminde, Kurtuluş Savaşı döneminden önce 1896 yılında Anadolu Han'da bu işi ihracatını, ticaretini yapan. Bu da babamın babası. Aslında o da şeydir. Naura dediği Osmanlıca Farsça karşılık yani. Kumaşları var. Mesela bir Ahvancıoğlu dediğimiz bir kumaş var. 5 yaşından bu yana Gaziantep kültürü kutlu kumaş imal ediyoruz. Kutlu kumaş yüzyıllardır kullanılan kumaşlar. 16. yüzyıldan bu yana kullanılan bir kumaş. Konya Selçukluları döneminde Selçuklular başlamış. Ondan sonra Suriye Selçukluları Halep Hama Humus kentinde yapmışlar. Osmanlı toprağında tabi o dönemde. Cumhuriyet döneminde bir dönem Bursa, Gaziantep yapıyor. Gaziantep hala yapıyor. Kutlu kumaşın içerisindeki materyali
çözgüsü ipek, atkısı pamuk. Ama kullandığımız ipek, ot ipek dediğimiz natürel, bitkisel kumaşlar. Her alanda kullanılan, yani bir ülkeyi temsil eden bayrak kumaşı, bir orduyu temsil eden sancak kumaşı, gelinlik kızların çeyizleri, erkeklerin damatlık, şu anda röptüşandır dedikleri var ya, gülabi falan, onlar. Bebek doğar kullanır, ölene kadar tüm insanlar her alanda kullanılan bir kumaş türüdür. Unutulmaya yüz tutmuş, somut olmayan değerler arasında. Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Turizm Kültür Bakanlığı nezdinde başladı demem mi diyor. İnşallah bundan sonra da gençlerimize öğretebilirsek, okuldan, ortaokuldan başlayıp da okulunu açabilirsek devam edip gelebilecek bu kumaş. Son dönemde de daha modernize oldu. Yatak örtüsünden tutun, kravat, fıstık keseleri her tür alanda kullanılıyor. Daha modernize oldu. Ayakkabı, terlik, çanta, o tarzlarda yeni turistik amaçlı alanlarda da kullanılıyor. Yani kutluyu bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz kullanım alanları çok geniş. Yıllarca kullanmışlar. Satin Atlas grubunda bohçaya kadar çeyizlik alanlarda. Üç etek, şalvar, yelek, her bölgenin, her yörenin kendine özgü kumaşları var. Trakya'dan tutun da Orta Anadolu'ya kadar. Her alanda kullanılan, her bölgenin, her yörenin ayrı kumaşları var. Hamam kültüründe kullanılan peştemalinde mesela bir figürler var ki, mekik figürler vardır. Özbekistan yapar, Gaziantep, bir de Karadeniz'de keşan türü dedikleri. Yani Gaziantep'in dışında kutluyu yapan başka bir il de yok, vilayet de yok, memleket de yok, devlet de yok. Sadece Gaziantep'e özel özgün bir kumaş. Kutlu kumaşı Gaziantep'e özel bir kumaştır. Yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. Bu kumaşa olan ilgi benim çok dikkatimi çekti ve ben her zaman buradan şal ve ceket tarzı ne olursa olsun buraya gelip alıyorum. Çeşitleri çok fazla burada. Renk olsun, tür olsun. İstediğim her çeşidi burada bulabiliyorum. 1900'lerde çok hani tercih edilen bir kumaş çeşidiymiş. Ninelerimiz, dedelerimizin zamanında çok tercih ediliyormuş. Geçmişimizi bugüne taşıyalım.